Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Olacak vaka olduğu zaman onun oluşunu yalanlayacak kimse yoktur. O alçaltıcıdır, yükselticidir. Yer şiddetle sarsıldığı, dağlar serpildikçe serpildiği, dağılıp toz duman haline geldiği ve sizler üç sınıf olduğunuz zaman sağın adamları var ya, ne mutludurlar onlar. Solun adamlarıysa ne uğursuzdurlar onlar. Önde olanlar var ya, onlar öncüdürler. İşte o yaklaştırılanlar nimet cennetlerindedirler. Çoğu önceki ümmetlerden, biraz da sonrakilerden. Onlar cevherlerle işlenmiş tahtlar üzerindedirler. Karşılıklı olarak onların üzerine yaslanırlar. Çevrelerinde ölümsüzlüğe ulaşmış gençler dolaşırlar. Kaynağından doldurulmuş testiler, ibrikler ve kadehlerle. Ondan ne başları ağrıtılır ne de akılları giderilir. Beğendikleri meyveler, canlarının çektiği kuş etleri, iri gözlü huriler, saklı inciler gibi yaptıklarına karşılık olarak verilir. Orada boş bir söz ve günaha sokan bir laf işitmezler. Duydukları söz yalnız selam, selamdır. Sağan adamları, nedir o sağan adamları? Dal bastı kirazlar, meyve dizili muzlar, uzamış gölgeler, fışkıran sular, pek çok meyve arasında tükenmeyen ve yasaklanmayan ve yükseltilmiş döşekler üstündedirler. Biz kadınları yeniden inşa ettik, yarattık. Onları bakireler yaptık. Hep yaşıt sevgililer. Sağan adamları içindir. Birçoğu öncekilerdendir. Birçoğu da sonrakilerdendir. Solun adamları, nedir o solcular? İçlerine işleyen bir ateş ve kaynar su içinde kapkara dumandan bir gölge altındadırlar. Ki ne serindir ne de faydalı. Çünkü onlar bundan önce varlık içinde sefahate dalmışlardı. Büyük günahı işlemekte ısrar ediyorlardı. Ve diyorlardı ki, biz ölüp toprak ve kemik yığını olduktan sonra biz mi bir daha diriltileceğiz? Önceki atalarımız da mı? De ki, öncekiler ve sonrakiler, belli bir günün belli vaktinde mutlaka toplanacaklardır. Sonra siz, ey sapık yalanlayıcılar, elbette bir ağaçtan, zakkum ağacından yiyeceksiniz. Karınlarınızı hep onunla dolduracaksınız. Üstüne de kaynar su içeceksiniz. Susuzluk illetine tutulmuş develerin içişi gibi içeceksiniz. İşte ceza gününde onlara sunulacak ziyafet budur. Biz sizi yarattık, tasdik etmeniz gerekmez mi? Attığınız meniyi gördünüz mü? Onu siz mi yaratıyorsunuz, yoksa yaratan biz miyiz? Aranızda ölümü takdir eden biziz ve bizim önümüze geçilmez. Böylece sizin yerinize benzerlerinizi getirelim ve sizi bilmediğiniz bir yaratılışta tekrar var edelim diye böyle yapıyoruz. Andolsun ilk yaratılışı bildiniz. Düşünüp ibret almanız gerekmez mi? Ektiğinizi gördünüz mü? Onu siz mi bitiriyorsunuz, yoksa bitiren biz miyiz? Dileseydik onu kupkuru bir çöp yapardık. Hayret eder dururdunuz. Rahman, doğrusu borç altına girdik. Doğrusu biz yoksul bırakıldık mal derdiniz. Onu tekrar İçtiğiniz sayın. Suya baktınız mı? İnsanları buluttan onu siz mi indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz? Alay edenlerin, dileseydik onu tuzlu yapardık. O halde şükretseniz ya. Bir de o çaktığınız ateşi gördünüz mü? Onun ağacını siz mi yarattınız, yoksa yaratan biz miyiz? Cehenneme atıldı. Biz onu bir ibret ve çölden gelip geçenlere bir fayda yaptık. Öyleyse büyük Rabbinin adını yücelt. Hayır, yıldızların yerlerine yemin ederim. Bilirseniz bu büyük bir yemindir. O elbette şerefli bir Kur'an'dır.
korunmuş bir kitaptır. Ona temizlenenlerden başkası el süremez. O, alemlerin Rabbinden indirilmiştir. Şimdi siz bu sözü mü küçümsüyorsunuz? Rızkınızı yalanlamanızdan ibaret mi kılıyorsunuz? Can boğaza dayandığı zaman, ki o zaman siz ölmek üzere olana bakar durursunuz. Biz ona sizden daha yakınız. Fakat siz görmezsiniz. Eğer cezalandırılmayacaksanız, onu geri çevirsenize. Şayet iddianız da doğruysanız. Fakat ölen kişiye gelince, eğer o rahmete yaklaştırılanlardansa, ona rahatlık, güzel rızık ve naim cenneti vardır. Eğer o sağan adamlarındansa, ey sağcı, sana sağcılardan selam. Ama yalanlayıcı sapıklardansa, işte ona da kaynar sudan bir ziyafet vardır. Ve cehenneme atılma vardır. Kesin gerçek budur işte. Öyleyse Rabbini o büyük ismiyle tesbih et. Sadakallahu lazim.